Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomuz devam arkadaşlar bu. Şöyle bir asma ağacı var abimin evinin üstünde. Üzümler salkım salkım çarpmış yerlere kadar arkadaşlar şöyle. Şuraya bak şöylece. Arkadaşlar yine bir yağmur yağıyor, bir yağmur yağıyor. Çok kötü sesi duyabiliyorsunuzdur inşallah. Yağmurlu havadan şöyle alabilir misiniz özellikle? Yani çok badireler atlatıyoruz. Gerçekten yağmur çok yağıyor. Gerçekten yağmur çok yağıyor. Ama müthiş şuranın altından var ya. Çıkasım gelmedi değil mi? Daima buraya bir çadır kuralım. Bak havanın güneşi. Evet. Şimdi yağmurlu yere mi çıkacağız? Ha biraz durdu hadi hemen çıkalım. Arkadaşlar köyü mü göstereceğim şimdilik böyle? Arkadaşlar yazın göstermiştik şimdi kışın. Bakın köyümüze. Yakınlaştırabilirsiniz özledim. Arkadaşlar köyümüzün güzelliğini yağmurlu havada köy biliyor. Çok güzel arkadaşlar. Yağmuru da görebiliyorsunuz şu nasıl yağıyor. Ceviz kalmış, nasıl başında ceviz kalmış. Evet bakın. Bak. Gerçekten köyümüz müthiş gözüküyor. Ya en muhteşem güzel bir şey. Evet. Şu karşıyı şöyle alabilirsin. Arkadaşlar şurada kahvemiz var. Şurada yine biliyorsunuz futbol sahamız var. Ne tarafta o? Aha şurada. Evet. Yine evler var arkadaşlar. Her şey. Her yaylalık evler. Yan, aynen. Ama müthiş yaylada kar, şey neredeyse kar yağacak. O kadar soğuk. Aynen. Şu yaz gününde yani Ağustos'un sıcağında. Evet köyümüz böyle. Arkadaşlar içine de gideceğiz az sonra. Aynen arkadaşlar. Allah izin verirse. Asmayı da böyle bir daha alabilirsin cancağızım. Aman. Şöyle biraz ileri gideyim. He. Ama arkadaşlar muhteşem bir şey. Evet şurada bir sumak ağacı var onu da tanıtacağım. Evet. Evet arkadaşlar size sumağı tanıtacağım. Daha yeşil. Bakın başında da var. Evet başı şunlar kıpkırmızı oluyor arkadaşlar. Ondan sonra bunlar bir torbaya katılıyor. Suyla ıslatılıyor. Torbanın içinde bir hafta falan duruyor. Ondan sonra kıpkırmızı oluyor dövülüyor ondan sonra sumak oluyor. Bak sumak ne kadar güzel. Yağmur yine şiddetlendi. Dövredim hemen buraya. Emoş koşuyor. Hemen kendimi atıyorum. Arkadaşlar. Evin bahçesi. Burası Emoş'un abisinin evi. Evin bahçesi çok güzel olmuş. Kabaklar falan. Hemen geliyorum. Sanki dolu yağıyor. Arkadaşlar, çiçekleri pek. Şu kivi ağacım, biliyorsunuz zaten kiviler de olmuş. Evet, şu çiçekler. Çiçekleri çektin mi canım? Çektim. Hemen bak. Bak. Oo, bayağı yağmur var. Müthiş yağıyor yağmur ya. Böyle bir şey görmedim. Ama hayır yağmur değil dolu yağıyor sanki. Biri kaynağı yağmur. Arkadaşlar yağmurları görebiliyor musunuz? Bayağı yağıyor. Evet. Allah'ını da görüyoruz. Allah afaklarını da görüyoruz. Ya Rabbi. Arkadaşlar yağmura bakın ne kadar çok yağıyor. Kaldık biz burada. Dolu gibi yağmur yağıyor. Kurbanın ya. Evet eskiden öyle olurmuş arkadaşlar. Kurban kesildiğinden sonra yağmur yağarmış. Yağmur kurbanın kanını alır götürürmüş. Yağmur gözüküyor mu oradan? Evet Emoş gözüküyor. Aa, çok Allah, fena yağıyor. Allah afaklarını nefret amin. Böyle bir şey nefret etmeler. Arkadaşlar damın üstüne bakar mısınız? Her taraf su dolmuş. Nasıl ya? Bak bak bak. Bak bak. Bak. Allah'ım, Allah'ım bozuktan iner gibiler vallahi. Vallahi. Maşallah, Allah'ım böyle işte götürüyor maşallah. Evet arkadaşlar köyün içine gidiyoruz. Size hiç köyün içini göstermemiştik. Evet. Yağmur yağıyor gene ama içeriden ağrı çekmek zorundayız. Arkadaşlar arabaya zor kaçtı. Görmeniz lazımdı. Ya çok fena, çok böyle var ya böyle bir yağmur. Arkadaşlar Emoş nasıl üşüdü bakar mısınız? Vallahi çok üşüdüm yalan yok. Oğlumun çekedine öyle bürüleneyim var mı? Evet. Şöyle köyümüz arkadaşlar köyümüzün içine iniyoruz. Sizi hiç köyümüzün içini çekmemiştik, göstermemiştik arkadaşlar. Arabanın ön tarafı buhar dolu. Buhar olmasaydı önden çekecektik. Evet.
Böyle de biraz ayçiçekler, taşlık oluyor ama. Ayçiçekleri falan, sebzeler, meyveler. Köyümüz çok zengin arkadaşlar. Yani zengin derken meyvesi çok zengin. Arkadaşlar köyümüzün içine geldik, hemen girişine geldik. Koskocaman bir çınar ağacı var. Büyük, koskocaman ama gerçekten senelerin, yılların çınarı. Böyle yaptılar. Aynen. Burada oturuyor köylüler, sandalyeleri atıyorlar. Köylüler. Burası çeşme başı. Bak burada. Bu çeşme başında köşk yaptığımız köyün muhtarı şu sandalyeleri, masaları atıp koyuyorlar. İkindinin üzeri falan oturuyorlar mis gibi. Köyümüzün çeşmesi şöyle. Evet. Burası köyün içi arkadaşlar. Evet. Zöbreciğim şöyle şuralarda şöyle al. Ay Emoş, yine bir çiçek, yine bir güle denk geldik. Ama ben bir şey gördüm Zöbreciğim. Sana gösterebilir miyim? Allah aşkına şu tatlı kabağını çeker misin? Oo, maşallah. Bakın şu beyaz olan. Biraz şu gözüküyor. Daha öbür tarafı daha çok büyük. Bu yarısı. Evet, yarısı bu. Ya işte şöyle yukarı doğru. Çınarın kökünü gösterebilir misin? Ne kadar büyük, dur, ne kadar yaşlı. O kadar yaşlı ki anlatamam. Arkadaşlar görüyor musunuz? Emoş bu 50-60 yaşında vardır. Ne 50, hangi 50-60 yaşından bahsediyorsun kızım? Bu 500 yıldan daha büyük bu ağaç. Oo. Daha büyük yani. Ne kadar yaşlı şu. Şu gövdeyi bir gösterebilir. Ama kessek iyi kışın ısınırız. Bir ara kuruyacak diye korktuyduk. Kuruyacak gibi olmuştu ama maşallah yine kurumadı. Bayağı var. Köşk yapmışlar. Şöyle çeşmezde kenarına güller dikmişler arkadaşlar. Köyümüzün muhtarı dikmiştir. Kanatı eşi falan dikmiştir bunları. Şöyle. Su nasıl akıyor yağmurdan? Emoş okulumuzu da öyle bir gösterelim mi? Aşağı inip. Gösterelim. Zöbreciğim gel. Benim okuduğum okul. Aslında okul bu taraftaydı o zaman ben okuduğumda da. Şimdi daha şey oldu. Emoş ben buralardan nasıl yürüyeceğim kız? Biz yörük olduğumuz için çadır evinde yaşadık. Ama dağlardan biz buralara kadar geldik. Bura okul. Arkadaşlar eskiden ben burada okudum. Eskiden burada okudum arkadaşlar bu, evet, okulda ben. Senelerin okulu, üstüneyi de bayağı göçmeye başlamış. Aslında yenileseler çok iyi olur. Şimdi bu okulun önünde yemek falan veriyor köylü. Muhtar falan yemek veriyor. Harika. Şöyle çam ağaçları falan alabilirsiniz göreceğim. Köyümüzü şu karşı tarafları. Arkadaşlar benim köyüm çok büyük. O kadar büyük ki anlatamam. Daha burası girişi. Evet. Şurası da muhtarlık. Şurası da muhtarlığımız. Arkadaşlar buralara böyle bir şeyler yapmışlar. Oturmacak oturuyoruz. Yerine. Evet. Herkes oturuyor burada. Şey yaz konseri verilir, şeftali konseri falan verilir festivali. Onun için oturacak yerler yapmışlar. Buralara. Evet arkadaşlar. Düğünlerimiz de burada oluyor genelde. Evet. Evet köyün düğünleri, nişanları, cenaze yemekleri falan. Evet arkadaşlar, burası muhtarlık. Evet, Aladağ köyünün muhtarlığı. Arkadaşlar bu reyhanı, çok küçük, mis gibi kokar. Burada horoz zübüğü işte buna diyorlar arkadaşlar. Horoz zübüğü, şu da. Şunlar hep horoz zübüğü. Bu ne bilmiyorum, bunu ben aslında çok seviyorum da. Mine çiçeği, mine çiçeği. Bildin Emoş. Çeşit çeşit. Şuna bak, ne kadar yine güzel. Çiçeğinin güzelliği. Allah'ım esirgesi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Aladağ köyünün bakkalına geldik. Ama bakkalı yabancı değil. Benim yeğenim, abimin kızı, canımın içi, ciğerim benim. Bu yeğenim de. Ama öyle bakkalda bir göster bakayım Zöbre. Köyün bakkalı arkadaşlar. Ne olacak işte burası yayla köyü. Özümüz, büyüdüğümüz yer. İşte böyle. Yeğenimi çok özlemiştim gerçekten. Vallahi kız gerçekten. Allah Allah. Ay canım benim ya. Özledim canım. Evet.
Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köyümüzün kaybettiğimiz, Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Amin. Kaybettiğimiz amcalar, dedeler, dayılar, aileler. Arkadaşlar Emoş'un abin miydim? Evet abim nerede? Bakın şurada Mahmut Göçer yazıyor ya. Aman. Ay o. Evet arkadaşlar, abisi. Köyün azası da abim, muhtarla beraber ikisi aynı öldüler. Aynı gün kaza aynı geçirdiler. 15 dakika arayla vefat ettiler. Allah rahmet eylesin, mekanlarını cennet etsin. Bu amin. Burada başkanlar falan var Emoş. Şey, İsmet amca ne var, hep muhtardı onlar eskiden. Evet. Muhtarla. İşte sizinle böyle tanıtmış olduk. Ölen arkadaşlar şey ama amcaları, dedeleri, kardeşimi var. Emoş senin annenle baban da mı vardı? Ben öyle bir şey görmüştüm. Emoş bak burada var bak. Bak ikinci kattalar. Arkadaşlar şu fotoğrafı biliyorsunuzdur. Nerede? Ha şurada. Emoş'un annesiyle babası. Annemle babam şapkalı olan. Bayez Dilbert duran canım anamın. Arkadaşlar elim biraz titriyor kusura bakmayın. Böyle tek yukarıya kaldırınca. Allah mekanlarınızı cennet etsin. Amin. Himmet dayın. Hangisi? Nerede? Bak buldum bak şurada Himmet yazıyor. Dur. Arkadaşlar. Ama o Mehmet şu da Himmet Göçer yazıyor görüyorsunuz. Ama yan o da Himmet Göçer'in Göçer de var. Sola çevir. Abisi. Evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tam köyün göbeğindeyiz. Şu camilerimiz işte evlerimiz o kadar büyük evet. Bir şöyle yukarı doğru çek. Şöyle kenarları güzelce. Geri geliyoruz. Şöyle çiçekleri falan çek. Çiçekler. Burada ama da Kızıl Keçit Köprüsü. Köprüsüne gidiyor arkadaşlar dereye gidiyor. Şu yoldan. Evet bu yoldan gidiyor dereye. Ben burada bir kapanış yapacağım arkadaşlar. Hepinize sevgiler saygılar gönderiyorum. Selamlar gönderiyorum. Hepinizi bol bol koca Mersin'den selamlar, yayladan selamlar gönderiyorum. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.